Merhaba, dünyanın en ilginç kavimleri serime hoş geldin. Bugün senin için yeni bir video hazırladım. Umarım beğenirsin. İyi seyirler. Amazon'un derinliklerinde soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ava kabilesi, çocuklarını, silahlarını ve evcil hayvanlarını taşıyarak Doğu Brezilya'daki ormanları kat eden kadim bir kabile. Onları köleleştiren Avrupalı sömürgeciler ve üzerinde yaşadıkları toprağı çalan çiftlik sahipleri yüzünden soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. 500 yıl önce Brezilya'nın Maranhão eyaletinde on binlercesi yaşayan avalardan bugüne geriye yaklaşık 400 kişi kalmış. Her şeye rağmen vahşi hayatla uyum içerisinde yaşıyorlar. Çoğu ava ailesi birkaç vahşi hayvanı evcil hayvan olarak sahipleniyor ve kabilenin kadınları bu yavru hayvanları büyüyene kadar emziriyorlar. Bu insanlar yeryüzünden silinmeye o kadar yakınlar ki modern dünyadan uzakta ve güvende kalmaya çalışıyorlar. Bunun sonucu olarak pek az insan ava kabilesiyle tanışma şansı yakalıyor. Fotoğrafçı Domenico Pugliese bu fevkalade kabile ile zaman geçirme, hatta onları eğlendirme fırsatı bulmuş. İşte yakaladığı muhteşem kareler. Ava ailesi vahşi hayatla öyle uyum içerisinde ki kadınlar hayvanları emziriyorlar. Pugliese bebeklerini emzirdikleri gibi sincap ve maymunları da emziriyorlar diyor. Bu bizim köklerimizden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Doğaya öyle yakınlar ki, hatta yakınlar değil de şöyle demeliyim, onlar doğanın bir parçası. Çoğu av ailesinin birkaç evcil hayvanı olduğu için kabilenin çocukları hayvanlarla iç içe büyüyorlar. Pugliese avalarla ilk olarak 2009'da gazeteci bir arkadaşı yağmur ormanlarına yapacağı 2 günlük bir yolculukta kendisine eşlik etmesini isteyince tanışmış. Sürat teknesinin motorunun sesini duydular ve nehrin kıyısına geldiler, diyor. Başka bir dünyada olmak gibiydi. Açıklanamaz bir histi. Sömürgecilerin kabileyi yok olmanın eşiğine getirmesinden sonra pek az insan avalarla temasa geçmiş. Dünyalarına girmeye çalışan bu yabancı hakkında avaların ne düşündüğü başlangıçta belirsizmiş. Ancak daha sonra bilecekleri bir şey bulmuşlar. Yetişkin bir erkeğin bekar olmasını anlayamıyorlar. Bana tavsiyeler vermeye çalışıyorlar. Nereden geldiğimi bilmiyorlar. Dünya diye bir kavramları yok. Onlara nereden geldiğimi ya da yaşam tarzımı açıklayamıyorum. Onlara göre ailesi olmayan bir adam olmak akıl almaz bir durum. Aile kavramı kabile için çok önemli. Aile, avalar için çok önemli bir kavram. Ve bu yalnızca insanları kapsamıyor. Evcil hayvanlarını da ailenin fertleri olarak kabul ediyorlar. Evcil hayvanları sert kabuklu yemişleri kırmak ve toplamak konusunda kabileye yardımcı oluyorlar. Yaban domuzu, sincap, muhabbet kuşu ve aguti olarak bilinen büyük kemirgenleri evcilleştiriyorlar. Ancak en sevdikleri hayvanlar maymunlar. Yaklaşık 400 kişilik nüfusa sahip olan kabilenin 60 üyesi dış dünyayla hiç temasa geçmemiş. 1835'te Maranhaoğlu kabileler Avrupalı hükümdarlara karşı 5 yıl süren bu isyanlar sonucunda 100 bine yakın yerli öldürülmüş. Avalar soykırımdan kaçmak amacıyla göçebe bir hayat tarzını seçmek zorunda kalmışlar. Bu yeni yaşam tarzıyla birlikte nasıl tarım yapılacağını veya ateş yakılacağını unutmuşlar. Avaların çoğu çiçek, kızamık ve grip gibi dışarıdan getirilen hastalıklar yüzünden hayatlarını kaybetmiş. Hayatta kalanlar ise şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak üzere köleleştirilmiş. Küçük bir çocuk ailesini evcilleştirdiği hayvan ile bu hayvanlar vahşi doğaya geri bırakıldıklarında bile kabilenin bir üyesi sayılıyorlar. Vahşi doğaya geri dönen bu hayvanlara kabilenin bir parçası olduklarını ifade eden anima ismi veriliyor. Doğayla bu kadar uyum içinde olmalarına rağmen Amazon ormanlarını kasıp kavuran yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu yangınların araziyi tarla haline getirmek isteyen çiftlik sahipleri tarafından çıkarıldığı düşünülüyor. Avaların sözcüsü Tatuksaka şöyle diyor.
hükümetin yardımına ihtiyacımız var. Tek başımıza bu yangınları söndüremeyiz. Orman, meyve ve av hayvanları ile dolu. Ve hepsi yok oluyorlar. Akarsularımız da kurumanın eşiğinde. Nerede avlanacağız? Nereden bal toplayacağız? Bugün çok üzgün ve endişeliyim. 1835'te Maranhaoğlu kabileler Avrupalı hükümdarlara karşı ayaklanmış. 5 yıl süren bu isyanlar sonucunda 100 bine yakın yerli öldürülmüş. Primatlar kabile için önemli bir besin kaynağı olsa da emzirdikleri bir hayvanı asla yemiyorlar. Kabilenin koruması için bir kampanya başlatan Survival International için poz veren bir ava. 1982'de Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Brezilya'ya yerlilerin topraklarını koruması için 600 milyon dolar borç vermiş. Ancak yasa dışı ağaç kesenler kabilenin varlığı için bir tehdit oluşturmaya devam etmiş. 2003 ve 2010 arasında 450 kabile üyesi öldürülmüş. 3 yıl önce 8 yaşındaki bir ava çiftlik sahipleri tarafından topraklarında gezindiği gerekçesiyle canlı canlı yakılmış. Dışarıdan gelenler tüşök gibi görünürde zararsız yediler vererek kabilenin hasta dengesinin bozulmasına sebep olabiliyorlar. Ancak avalar tişörtlere bayılıyor. Tişörtleri çok seviyorlar, diyor Pugliese. Kafalarında bir fabrika canlandıramayacaklarına göre bu tişörtlerin nereden geldiğini sanıyorlar, bilmiyorum. Belki de ağaçtan geliyor diye düşünüyorlardır. Neticede onlar her gün ağaçlardan alışveriş yapıyorlar. Bir kadın çocuğuyla ormanın ortasındaki nehirde yıkanırken, ormanlar, tarım ve yangınlar nedeniyle yavaş yavaş yok oluyorlar. Ava kabilesi hakkında size anlatacaklarım bu kadar. Lütfen bana destek olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.